Aslında tüm zamanlarda bütün mesele nedir? Allah'ın muradının anlaşılma meselesidir. İş burada düğümlenmiştir. Haram ve helal dairesinde Resulullah'a zaman zaman vahyin dışına taşmadan Allah yetki vermiştir. Bakın burada da doğru bir zemin oluşturulamadı. Birileri yarı ilah konumuna getirdi, birileri de alabildiğince ötekileştirdi. O kadar fazla ihtilaflar üretildi ki adeta insanların, camiaların büyük bir çoğunluğu varlıklarını muhaliflerinin itirazları üzerine kurdular. Bu çok yanlış bir duruş şekliydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَتَآتِهِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَابِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Aziz, kıymetli Müslümanlar, kardeşlerim, takriben 4 yıldır sürdüre geldiğimiz hadis okumaları dersimize, bugünkü dersimize nihayete erdirmiş olacağız inşallah. Yeni bir süreç işleteceğiz, başlatacağız. Takriben bu 4 yıllık süreç içerisinde hadis mecmualarında hemen hemen konu başlığı olarak oluşturulmuş, yani mübalağasını yapmak istemiyorum, varsa da gözümüzden kaçmışsa, İnsanın nisyan hali olarak görülebilir. Yani bahis konusu yapmadığımız hemen hemen pek bir konu kalmadı kardeşler. Ana hatlar üzerinden. Tabii elhamdülillah biz Kur'an okumalarımızda da hadis okumalarımızda da gücümüz yettiğince hep şunu öne çıkartmaya gayret ettik. Allah Azze ve Celle vahiyden bahsederken, kullarına inzal ederken, Resulü aracılığıyla bize ulaştırırken, Resulüne de Cebrail aracılığıyla ulaştırırken, aslında tüm zamanlarda bütün mesele nedir? Allah'ın muradının anlaşılma meselesidir. İş burada düğümlenmiştir. Kim Allah'ın muradını doğru anlar ve doğru yaşarsa o kurtuluşa erecektir. Bu yönüyle Allah'ın muradını anlayan resullerdir. Bunun dışındakilerse yoruma dayalıdır. İsabet etme olasılıkları gaybidir. Ama müminlerin hayatında bulacağı teveccühle de orantılıdır. Çünkü müminler yanılmazlar. Müminlerin yolunda şaşkınlık yoktur.
Çünkü Allah da kullarını müminlerin yoluna çağırmıştır. Nisa 115. Kim rasullerin müminlerin yolundan ayrılırsa biz onu cehenneme sürükleriz diye de tehdit etmiştir. Yani bu yönüyle Kur'an'ın anlattığı müminlerin yolları ayrı olmaz. Ayet okumalarımızda aslında biz bu çağa biraz da tanıklık yapmaya çalıştık. Tefsir çalışmalarımızda belki biraz iddialı cümle olabilir. Biz bir müfessir değiliz kardeşim. Biz Allah'ın muradını anlamış, temsil eden bir kurum, bir şahıs da değiliz. Ama Malcolm X'in dediği gibi samimi olmaya çalışıyoruz. Allah'ın muradını anlamak istiyoruz. Onu yaşamak ve hayata taşımak istiyoruz. Bu konuda samimiyiz. Okumuş olduğumuz vahyin bizim hayatımızdaki karşılığının ne olduğu ve ne olması gerektiği meselesinde biraz orijinallik kattığımızı düşünüyorum. Yani vahyi kendi bağlamından kopartmadan genelde kaide çerçeve içerisinde sebebin hususi olması hükmün umumi olmasını engel değildir düsturunca ayetleri anlamaya çalıştık ve bugünkü yaşadığımız hayata karşılığını bulmaya çalıştık. Yani tarihin derinliklerine hapsetmedik. Birilerine hasrederek kendimizi ondan muaf tutmadık. Ve bizatihi vahiy canlı organizmadır. Dinamiktir. Ruhtur. Bizatihi kendisi candır. Hayat verir. Kime? Ölmüş olan ne varsa her şeye vahiy hayat verir. Onun için Cebrail vahyi getirendir. Cebrail'in bir adı da nedir? Ruhul Kuds. Değil mi? Temiz. Hayat veren. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Can, hayat, vahiy. Değil mi? Bu yönüyle ayetlerde böyle bir usul tertip ettik. Biraz nuzuli okumaları öne çıkarttık. Çünkü kronolojik okumalar önemlidir. Bu bir yöntemdir, usuldür. Metodolojinin bir parçasıdır. Çünkü Resulullah'a vahiy böyle inmiştir. Sahabe böyle bir süreçten, tedrici bir süreçten geçmiştir. Biz de derslerimizde zaman zaman bu yönteme müracaat ettik. Tabii her zaman nuzul sırasına göre bir çalışma yapmadık. Zaman zaman tertip sırasına göre, zaman zaman konulu çalışmalar yaptık. Tefsirde hem rivayetten hem dirayet tefsirlerinden istifade etmeye çalıştık tabii ki. Yani işin daha çok anlam yani mana üzerinde biraz yoğunlaşmak istedik. Zaten tüm zamanlarda da İnsanlığın, özellikle de Müslümanlığın ana problemi, sorunu nedir deseniz, anlama sorunu diyebiliriz. Modern paradigmanın ilim usul geleneğinde oluşturduğu bir takım disiplinler var. Hermenotik okuma var, kronolojik okuma var, semantik okuma var. Yani bunlar bütünden parçaya, parçadan tüme varım gibi bir takım yöntemle alakalı hususlardır. Önemlidir. Hatta çok önemlidir. En fazla okuması gereken Müslümanlar olması gerekirken iyi bir sicilimiz, dosyamız yok. Okumalarımızı iyi yapamıyoruz. Tabii bu Kur'an okumaları üzerine küçük bir atıftı bu söylediğim. Hadis okumalarımızı da başlatırken aslında biraz hadisi
baştan ele alıp nasıl yaklaşıyoruz? Düsturumuz, usulümüz nedir? İşte bugün görüyoruz. Birileri var tamamen hadis karşıtlığı üzerine kendisini kurgulamış. Bu tabii bir tepki olarak doğdu aslında. Önceden bu tür akımlar yoktu. Özellikle muharref geleneğe bir tepki olarak doğduğunu söyleyebiliriz. Yani geleneksel düşüncenin büyük bir çoğunluğu hadisle vahyi eşitler bir konumda hareket etti. Hatta bizim mezheplerimizin oluşum sürecine baktığımızda mezheplerimiz daha çok ilk başta siyasi sebeplerden ortaya çıkmış iken daha sonra akidevi ve ameli konularla farklı alanlara doğru yayılmıştır. Üzülerek bunu da söyleyeyim. İslam'ın omurgasını vahiy oluşturur. Çünkü vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Hadise vahiy muamelesi yapanlar oldu. Bu aslında ifrat olan bir yaklaşım tarzıydı. Yani Resul'e ait olduğu iddia edilen sözlerle Allah'ın sözleri adeta eşitlenir hale geldi. Bu çok problemli bir yaklaşımdır. İşte buna tepki olarak bu sefer Resul vahiyden başka bir şey anlatmamıştır deyip kendilerine her türlü yorum, ictihat, eleştiri, tenkit hakkı verenler Resul'ü ağzına fermuar çektiler, konuşturmadılar. Kendilerine her türlü konuşma hakkını meşru gerekçeyle görenler Allah'ın Resulüne bu hakkı vermediler. Yani bir anlamda statikleştirdiler. Bu da işin tefrit boyutuydu. Tabii bu ahir ömrümüzde o kadar çok olaylara tanık olduk ki bakın şu tespiti biraz dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Yani bu benim nazarımda çok önemli bir tespittir. Gelişi güzel bir tespit değil, ümmetin mefkuresiyle, muktesebatıyla, ilim geleneğiyle, din anlayışıyla alakalı genel bir tespittir. Önemsiyorum ben bu çünkü anlayışı. Uzun uzadıya alt başlıklarıyla konuşabiliriz. Bu sefer geçmişte olduğu gibi tepkisellikler beraberinde muhaliflerini doğurmuştur. Bağnaz tutumlar rakibini oluşturmuştur. Bunu hemen hemen her ekolde görebiliriz. Şimdi Kur'an'ı tek kaynak görenler ya da gördüğünü iddia edenlerin süreç içerisinde beşeri ideolojik algılara adeta bir saplantı haline dönüşerek Kur'an okurken demokratlaşmasını, laikleşmesini, kemalistleşmesini, liberalleşmesini ibretle maalesef izledik. Son yıllarda Kur'an üzerinde okumalar, halkalar, iddialı başlıklar atanların aslında gördük ve geldikleri sürece baktık ki vahiyi okuduğunu ve anlattığını zannedenler aslında vahiyden fersah fersah uzaklaşmışlar. Yani Kitab-ı Kerim ve dini İslam-ı mubin teolojiye dönüşmüş.
Bu da acı bir durum tespitidir. Kur'an-ı Kerim beşeri ideolojilere prim vermez. Kur'an-ı Kerim beşer düşüncesini vahyin ölçeğinde damıtarak, arındırarak beslemeye, büyütmeye, geliştirmeye gayret eder. Vahye muhalif olan her önermeyi Kur'an-ı Kerim başta reddeder. Çünkü bu dine karşı din algısını doğurur. Çünkü bu tercih Allah'ın hem varlığına, hem kudretine, hem vahyine bir güvensizlik ve bunun neticesinde de bir alternatif arama çabası demektir. Bunu kabul etmek kişinin hem Allah'la hem de Allah'ın diniyle bağının kopması için yeterli bir sebeptir. Şimdi biz hadisleri anlamaya çalışırken aslında hadis konusunun iki alanda düğümlendiğini söylesek, bu düğümü doğru açanlar, kopartmadan açanlar, bu düğümleri açarak doğru bir çizgi, istikamet takip etmişlerdir. Nedir bu iki düğüm? Birincisi, hadis ıstılahi olarak söz demektir. Daha özel anlama indiğinde peygambere ait olduğu iddia edilen sözler anlamındadır. Fakat hadis ilminin içerisinde mevkuf hadis sahabe sözüdür. Bu da hadis olarak kabul edilmiştir. Bu mevkuftur, bu hadistir deyince Abdullah İbni Mesud'a ait olan bir söz bazıları tarafından Resulullah'ın sözü zannedilmiştir. Şunu unutmamak gerekiyor kardeşler. Biz tabii ki sahabe-i güzini, Rabbani alimleri, yani Rabbani alimden kastımız Rabb'ın terbiyesinde yetişenler, dinde rasihun olanlar, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle zikir ehli olanlara bu yönüyle bir itibar etmenin ötesinde bunları ümmetin, insanlığın büyük bir değerimi, birikimi, kazanımı hatta meşalesi olarak görürüz, dua ederiz. Mutlaklaştırmayız. Tabu haline dönüştürmeyiz. Şahısların görüşlerini dinde hüccet haline getirmeyiz. Dinin hücceti vahiydir. Vahiyden neşet eden sünneti Resulullah'tır. Onun için din bize iki tabiri caizse kanaldan gelir. Aslında o iki kanal da tek kanaldır ama beşerle ilişki, iletişim boyutu olduğu için Allah bizim cinsimizden biriyle bize vahyi ulaştırmıştır. Ve ona da bir takım haklar, yetkiler vermiştir. Beyan yetkisi vermiştir. Yani hitabın haricinde beyan yetkisi vermiştir. Bazı konularda kapalı bıraktığı hükümlerde Resulullah'a açıklama yetkisi vermiştir. Haram ve helal dairesinde Resulullah'a zaman zaman vahyin dışına taşmadan Allah yetki vermiştir. Bakın burada da doğru bir zemin oluşturulamadı. Birileri yarı ilah konumuna getirdi, birileri de alabildiğince ötekileştirdi. Allah Resulü aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde Allah tarafından kendisine kapalı bırakılan
mücmel bırakılan, muğlak bırakılan, müşkil bırakılan, zaman zaman müteşabih olan bazı konularda, illa bu her konuda haram vardır anlamında söylemiyorum ama burada haram yetkisi vermiştir. Haram koyma yetkisi vermiştir. Bunu Araf suresi 159'da belirgin olarak görüyoruz. Tevbe suresi 29. ayette de bunu görüyoruz. Fakat burada şöyle bir kayıt düşünmemiz lazım. Allah'ın helal ve mübah bıraktığını Resulullah'ın haram kılma yetkisi yoktur. Allah'ın vahiy ile haram dediği bir hususu da Resulullah'ın kendi yorumuyla helal kılma yetkisi yoktur. Yani Resulullah ve Resuller Allah'ın helalini haram, haramını helal kılamazlar. Peki Resullerin ve özelde de Muhammed Aleyhisselam'ın son Resul, son şeriat sahibi olması sebebiyle haram ve helaldeki yetki alanı neresidir? Mücmel, mübhem ve müşkil bırakılan konularla alakalıdır. Bunlar da sınırlıdır. Dolayısıyla din bir de Allah ve Resulünden gelir. Allah'tan gelen din işin nedenini öğretir. Resulullah'tan gelen din ise, yani iki ayrı din değil, dinin bir boyutu nasıllığını öğretir. Çünkü o bize beyan edecektir. Yani vahyi sözlü olarak Resul ulaştırdığında bu tebliğ oluyor. Tebliğ. Onun için Resuller aynı zamanda mübelliğidir. Yani sözün muhataba ulaştırılma ameliyesine tebliğ, o sözün nasıl yaşanılıp anlaşılması gerektiği konusuna da tebyin denilir. Kur'an'ın kendisi de mübeyyindir. Tebyini yapan kişi aynı zamanda mübeyyin vasfına haizdir. Bu yönüyle Resulullah da mübeyyindir. Mesela Allah Azze ve Celle Resulü aracılığıyla der ki, ey insanlar, Allah'a kulluk edin. Peki nasıl edecek? Resulullah'ın öğrettiği şekliyle. Namaz kılın. Resulullah da diyor ki namaz kılın. Ama nasıl kılacak? Öğretecek. Şu şekliyle. Benim kıldığım gibi. Şu vakit aralıklarında. Şu şartlarda. Şu bilinçle. Şu hareketle. Şu zamanlarda. Şu mekanlarda. Buna ne diyoruz? Buna tebyin diyoruz. Şimdi Allah diyor ki Maide suresi 38'de hırsızlık yapanların ellerini kesin, acıma duygusu taşımayın ve buna birileri de şahit olsun. Ama Allah o hırsızlıkta ne kadarlık bir miktar mal çalınırsa o hırsıza, o müeyyide uygulanacak, bunu beyan etmemiş. El nereden kesilecek? Ya ihtiyacı varken çalmışsa elinin kesilmeme durumu. Bak buralarda hep ne var? Kapalılık var. Bu kapalılığı kim açar? Resulullah açar. Niye? Vahyin kontrolündedir. O bize öğretir. Bize Allah da öğretir, Resulullah da öğretir. Bu yönüyle mutlak anlamda mürebbi Allah, tabiri caizse bizim hocamız, öncümüz, önderimiz, rehberimiz Resulullah'tır. İşte bu bütünlük içerisinde konuyu ele alabilirsek işi çözmüş olacağız. Bu sefer bizim coğrafyada Hint alt kıtasından esinlenen tartışmalar bu coğrafyaya taşınmaya başlandı. Bakıyorsunuz buna yönelik ekoller oluştu. Ehli hadis, ehli Kur'an.
ehli sünnet. Başka? Ehli kitap. Şimdi başka ne oluştu? Ehli beyt. Bu ehiller üzerinden her bu ehlin içerisinde olan kendine bir yer bulmaya çalıştı. Bakın şunu size tavsiye ediyorum. Yorum üzerinden kimlik oluşturmayın. İstifade edin ama salt müşahhas kimlik oluşturmayın. Yani İslam ümmetinin ilim geleneğinde bir ekol olan bir görüşün, düşüncenin, mezhebin kendisini alıp oradan bir aidiyet oluşturmayın. Bu sizi yanlışa götürür. Kamplaşırsınız. Sınırlandırmış olursunuz. Nakıs kalırsınız. Böyle bir kimlik oluşumu Kur'an ve sünnete aykırıdır. Bunu tarihin, ümmetin bir birikimi olarak, bir muktesabatı olarak görmek ayrıdır. Ama bunun üzerinden bir kimlik oluşturmak ise ayrıdır. İsimlerimizi kimlik anlamında, şahsiyet anlamında belirleyen merci Allah'tır. Bunun dışındakiler yorumsal ve ideolojiktir. Ama çok ilginçtir. Oluşturulan bu alt isimler insanların hoşuna gitmiştir. Ve oralardan bir kimlik oluşumundan değil rahatsız olmak, tasvip ederek gruplaşma, kamplaşma oluşmuştur. Oysa ki Allah huve semmâkumul muslimin demiştir. Ama Allah'ın bu tanımlaması sanki yeterli görülmemişçesine farklı etnik algılara varıncaya kadar kimlik tanımlamalarına gidilmiştir. İşte otomatikmen bu sahiplenmeler aslında beraberinde esastan ve asıldan bölünmeyi beraberinde getirmiştir. Bu sefer Selefi olmuştur, Vahabi olmuştur, Ehl-i Sünnet olmuştur, Ehl-i Şia olmuştur. Yetmemiştir, mitoz bölünmeler aşağıya doğru başlamıştır. Nurcu olmuştur ama hangi nurculardan? Yazıcı olmuştur, okuyucu olmuştur, acmendi olmuştur. İşte bakarsınız tarikat ama hangi tarikat? Mitoz bölünmeler başlar. Kadiri olmuştur, Cerrahi olmuştur, Rufai olmuştur, Mevlevi olmuştur. Yani hızına yetişemiyoruz. Ya o kadar hızlı dönüyor ki dön baba dönelim. Sadece Mevleviler dönmüyor. Dönen çok fazla, dönmeyen çok az. Bu sefer ne oluyor? Nakşibendilik oluyor. Ondan sonra Nakşibendilerin kolları. Yani nereden neyi isterseniz bölünme, bölünme, parçalanma. Bu kimin işine yarıyor? Ehli küfrün işine yarıyor. Bakın bölününce bir daha da kolay kolay toparlanmıyorlar. Yani bunu ümmetin bir tecrübesi, birikimi, lokal alanın getirdiği şartlar, ümmet havzasına bir bakış açısının zaviye zenginliği olarak görülebilseydi, bunlar istifade edilebilecek alanlar olabilirdi. Ama böyle olmadı. Dolayısıyla biz hadis okumalarımızı yaparken hep şunu ön plana getirmeye çalıştık. Bir kere tartışmalı, netameli konulardan hep uzak durduk. Burada hikmetin bu olduğu kanaatindeyiz. Çünkü
O kadar fazla ihtilaflar üretildi ki adeta insanların, camiaların büyük bir çoğunluğu varlıklarını muhaliflerinin itirazları üzerine kurdular. Bu çok yanlış bir duruş şekliydi. Kamplaşmalar bu yönüyle arttı. Herkes kendi yanındakiyle övünmeye başladı. Sanki adeta Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin ehli kitabın içine düştüğü durumu bize resmedercesine ayetlerde beyan etmesine rağmen biz işimize gelmeyenleri ehli kitaba, müşriklere atfettik. Altından ırmaklar akan cennetleri de kendimize atfetterek günü kurtarmaya çalıştık. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bize vasıflar üzerinden bahsederken risk ve tehditin isim üzerinden değil, tercihler üzerinden, vasıflar üzerinden şekillendiğini anlatmaya çalışıyordu. Biz bu anlama yönüne maalesef ilgi duymadık, samimiyet göstermedik. Bu sefer adeta bizden öncekilerin bölük pörçük bölünüp adeta apaçık beyinalar geldikten sonra ayrılanların, dinde fırkalaşanların durumuna maalesef düştük genel manada. Onun için biz burada hadisi okurken, bir hadisi tahkik ederken, tahlil ederken muradına muttali olmaya çalıştık. Ve burada acaba Resulullah ne anlatmak istemiştir diye zihnimizi, kalbimizi yormaya çalıştık. Olay sadece bir bilgilenme meselesi değil, Resulullah aleyhisselam'dan nakledilen sözlerin bir yaşam tarzı olarak bizim hayatımızda müşahhas, mücessem karşılıklarını oluşturmaya gayret ettik. Yani okuduğumuz hadisler bizi ne kadar terbiye etti, ne kadar güzelleştirdi, ne kadar ahlaki zaaflarımızı giderdi, ne kadar bizi adam etti. Bu aslında biraz kişilerin kendisiyle kaldı. Şimdi hadis okuyoruz. Kim bir müminin ayıbını örterse, kusurunu örterse, Allah o kimsenin kusurunu ve ayıbını örter diyor. Biz bu hadisi okuyoruz, örnekler veriyoruz, zenginleştiriyoruz başka hadislerle. Ama adam hala bu hadisleri, işte mesela Kur'an'dan ayet okuyoruz, tecessüs yapmayın diyoruz. Resulullah'tan öğretiler okuyoruz, birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın diyor Resulullah diyoruz. Ama adam burada bunu dinliyor, arkada hala iş çevir. Ne yapmış? Yakine dönüştürememiş. Okuduğu kalbine inmemiş. Dinlediği kalbine inmemiş. Cihattan bahsediyoruz, azimden bahsediyoruz, samimiyetten bahsediyoruz, fedakarlıktan bahsediyoruz. Bir iş yapacak adam arıyoruz, adam bulamıyoruz. Niye dinledin? Sen niye geldin burada? Bu hadi sen ne dinliyorsun o zaman? Burada sen ne dinliyorsun? Yani şu mu? Biz şu kadar hadis okuduk. Şu kadar kitap bitirdik. Marifet bu mu? Yoksa asıl olan orada okunan, dinlenen, izlenenleri gerçekten güç nispetince hayata dönüştürmek mi? Yani
bu kadar hadisi okuyup Resulullah gibi hareket etme gücünü, en azından ona yakın, en azından onun dostu olabilecek bir hayat ahlakına, yaşayışına dönüştürmemiz gerekmiyor muydu? Hala birbirine küsen insanlar var. Diyoruz ki Resulullah 3 günden fazla küs durmak müminin mümine helal değildir. Adam çok basit sebepten dolayı çantasını, misketlerini alıp mahalleyi terk edip gidebiliyor. Bağları kopartabiliyor. Ne var diyorsun? Ortaya da hiçbir tane ciddi bir gerekçe koymuyor. Demek ki ne vahiy ne hadisler kalbine inmemiş. Dildekini, gözdekini, kulaktakini kalbe indireceğiz. Kalbe inmeyip havada asılı kalınca o ruha dönüşmüyor. Ondan dolayı hadis okumaları dersimizde biz istedik ki davranışlarımız güzelleşsin, Allah Resulü'nün davranışına benzesin. Tabii ki motomot, birebir her alanda Resulullah gibi hareket etmek mümkün olmasa da hiç olmazsa ona yakın, hiç olmazsa buna yönelik eksikleri tamamlama cehdi içerisinde olabilmek, amellerinin insanı güzelleştirmesi, o insanın da yaşadığı hayatı, çevresindekileri güzelleştirmesi birbirine sirayet eder. Sen Allah'ın dinini ne kadar güzel öğrenir, hayata dönüştürürsen, hayat içerisindeki insanlık kaliten ve kıymetin artar. Sen artık o hayatın içerisinde sorunun çözüm bölümünde inisiyatif alan bir şahsiyet konumuna dönüşürsün. Duruşunla, davranışınla, nasihatinle, sahiplenmenle hep böyle üzerine koya koya yürür gidersin. İnsansın, bazen üzülürsün, bazen dibe vurursun, bazen biriyle tartışma yaşarsın. Zaten bunlar hep insan olmaktan kaynaklanıyor. Bunlar olmasaydı insan olamazdı. Bunları yaşamamak mümkün değildir. Ama hızlı toparlanmak gerekiyor. Olumsuz davranışlar karakteristik bir özelliğe dönüşmeden kişide, o hemen bir hastalığa dönüşmeden onu bünyeden atmak gerekiyor. Vücuda ilk giren mikrobu, hastalığın alametlerini vücuda yerleşmeden atarsanız hemen ifakat, yani şifa bulmanız, sağlıklı olmanız hızlı gelişir. Ama hastalığı bünyeye alıp ciddiye almadan onun orada yerleşmesine, gelişmesine fırsat vermişseniz artık sizin sistem yavaşlar, çökmeye başlar ve arızalar kaçınılmaz olur. Mümin arızası az olan, olan az arızayı da hızlı tedavi eden kimsedir. Mümin arızalarla yaşayan insan değildir. Arızalarını arttıran insan değildir. Yani Allah'ın dininin samimiyetle ciddiye alınması lazım. Bizim insanımızın yaşamada sorunu var. Bilgilenmede sorunu az ama yaşamada sorunu çok fazla. Öğrendikleri hayatını değiştirmiyor.
50 kere nasihat ediyorsun, 51. kez aynı yanlışı yapıyor. Öğüt veriyorsun, yaşamışsın, tecrübelisin, anlatıyorsun ama o kendini değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik bir dinleme yapmıyor. Onun için dinlemek, dinlenmektir. İki yönlüdür. Allah'ın diniyle dinlenmektir. Kalbin ve zihnin yorulmalara karşı istirahat ederek dinlenmesidir. İşte aziz kardeşlerim, biz bu yönüyle bu hadis okumaları dersimizde hatırı sayılır bir döküman oluştu. Sahih kaynaklara müracaat ettik. Tartışmalı konulara girmedik. Bu konuda tam sayıyı bilmemekle birlikte, yani yüzlerce sesli kayıt oluştu. Hani hangi konuyu istiyorsanız mutlaka büyük oranda bulursunuz. Ya bulmamanız mümkün değildir. İnanın hadislerde konu başlıklarını hem açarak hem de bugünkü hayatın içerisinde çok da kitaplarda alışık olmayan pedagojik bir formasyon üzerinden ben sunmaya gayret ettim. Ha bana sorarsanız çok ciddi bir karşılık buldu mu derseniz ben beklediğim karşılığı genel manada göremedim. Videolar biraz daha kısmen izlendi dışarıda. Yani bunu bir sistem anlamında söylemiyorum. Yani ne yapılmalı? Yani insanlara faydalı olmak için özel okumalar yapıyorsunuz, programlar, yöntemler, usuller geliştirmeye gayret ediyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz ama karşınızda çok insan bu gerekli itinayı göstermiyor, ilgiyi göstermiyor, gerekli sevgiyi, beklentiyi göstermiyor. Ama siz bütün bunlara rağmen kendiniz bunu yaşayarak, düşünerek anlatma gibi bir sorumluluk biçiyorsunuz kendinize ve sizin bunu yapmanız bir zorunluluk ve sorumluluk olarak omuzlarınıza biniyor. Şimdi bu hadis dersini tamamladığımızda ki takip eden kardeşler bilirler, akaid derslerimiz oldu, peygamberler ve tevhid mücadelesi dersimiz oldu, Hazreti Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm rasulleri ve sahih kaynaklar vahiy üzerinden güncelleyerek tevhid mücadelelerini bugüne uyarlamaya, taşımaya gayret ettik. Hiçbir tane kesintisi olmadan hepsi şu an kayıt altındadır. Düşündüm, dedim, daha bu arada tarih okumaları yaptık, onu da hatırlatayım. İslam tarihini önceledik. Daha sonra Abbasilerden, Selçuklu, Fatimiler ve Cumhuriyet dönemine kadar, Osmanlı'ya kadar geldik. Uzunca sürdü bu derslerimiz ama biz istikrar gösterdik hamdolsun. Acizane başladığım bir işi yarım bırakmak gibi bir huyum yok, bunu doğru görmem. Bazı şeylerin önünü ucunu açık bırakmanız gerekiyor. Bu arada bizim yıllardır süren Kur'an çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi yeni bir format. Esma-i Hüsna derslerine başladık, bir yere kadar geldik. Oraya virgül koyduk ama
Onu akideyle birleştirerek devam edeceğiz. Son bu geldiğimiz süreçte gönlümden şöyle bir ders geçiyor. Yani burada siz kardeşlerimle birlikte kavram çalışması hem Kur'an'ı hem de modern paradigmanın kavramları üzerinden bir kavram çalışması dersi düşünüyorum. Muhtemelen onu önümüzdeki hafta başlatmayı düşünüyorum. Abdullah Azam da şu an çalışmalar yapıyor. Onun İslam tarihi, siyer, sahabe hayatında iyi bir çalışması var. Şu an İbn-i Sad'ın tabakatından okumalar yapıyor. Başta onun üzerinden. O da bir siyer çalışması başlayacak Allah kısmet ederse ilerleyen haftalarda. İleriye yönelik bazı çalışma usul açısından yöntemlerimiz var, programlarımız var. Mesela ben tevhid ehlinin fıkhının çok zayıf olduğunu görüyorum. Daha ilmihali bilmiyor çoğu kardeş. Bırakın fıkhı, ilmihal nedir? Yaşanan hal demektir. İçinde bulunduğu hali dahi bilmiyor adam. Yıllardır ticaret yapıyor, hiçbir ticaretin fıkhını okumamış. Daha namazın ilmihalini, fıkhını bilmiyor, orucun bilmiyor. Ticaretin bilmiyor, muamelatın bilmiyor. Tabii gelişen bir de güncel onlarca sorular var, sorunlar var. Her gün ciddi anlamda sorular geliyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Nebevi davet üst başlığıyla bir fetva hattı mahiyetinde sorulara cevap verdiğimiz, internet üzerinden gelen sorulara cevap verdiğimiz bir çalışmamız var. Onu da sürdürüyoruz. Yakında bir başka bir görsel bir formatla inşallah bazı çalışmalarımız olacak. Fakat benim gönlümden böyle fıkıh okumaları da geçiyor. Yani fıkıh insanın hafızasını açan, derin düşünmeye vesile olan ve akletme melekesini bilgiyle birlikte geliştiren önemli bir ilim dalı olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle fıkıh okumalarını belki internetten müstakil bir ders olarak başlatabiliriz. O konuda tam bir karar vermedim. Sesli düşünüyorum şu anda. Çünkü İslam'ın ana ilim değerlerini oluşturan tefsirdir, hadistir, siyerdir, fıkıhtır ve akaittir. Her mümin, muvahhid davetçi bu beş temel esasla ortalamanın biraz üzerine çıkmak zorundadır. Onun için bizim medrese çalışmalarımızda, ders halkalarımızda tefsir usulü tefsir tarihi, hadis usulü hadis tarihi, fıkıh usulü fıkıh tarihi, davet usulü ve davet tarihi, yani davet diyelim daha doğrusu, bununla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Hatta yakın bir zamanda bayramdan sonra Ankara'daki çalışmamızda böyle bir formatla eğitim çalışmasına başlayacağız Allah nasip ederse. Bizim geçmişte bazı Müslümanların düştüğü hatalara düşmek istemiyoruz. Onun için cemaat çalışmalarımızı biraz ilmi bir eğitim üzerinden bir temele hiç olmazsa asgari şartlarda oturtmaya çalışıyoruz.
Yeni çıkan kitapları takip ediyoruz. Kendimiz de basıyoruz. Bu arada yakında kendi kitaplarımız da çıkacak Allah lütfederse. Yine hakeza insanlarımıza ihtiyaç duydukları ve ilgi alanlarıyla ilgili okumalar oluşturuyoruz. Çok farklı coğrafyalardan, ülkelerden insanlar bu yönüyle kendilerine mihmandarlık yapmamızı isteyen, yönlendirmemizi isteyen kardeşler oluyor. Ama bazen ayağımızın dibindeki adam bunlardan istifade etmiyor. Yani bizde biraz tembellikten kaynaklanan bir dinleme var. O da ne kadar dinleniyor? Yani görselliği işitsellikle birleştiremiyoruz. Bu sefer idrak kabiliyetleri gelişmiyor. Okumalarımız zayıf. Ne okuyacağımızı da iyi tercih edemiyoruz. Çünkü piyasayı iyi takip edip konulara vakıf olmak gerekiyor. Ve her müminin kendi hayatında biraz daha uzmanlaşacağı, ihtisaslaşacağı, daha öne çıkartacağı bazı yönler vardır. O yönleri beslemeye gayret etmelidir. Bakın bugünkü beşeri sistem bile ne diyor? Sen diyor sayısalcı mısın, sözelci misin diyor, değil mi? Yani kişinin kabiliyetine göre, isteğine göre, yani siz bir balığı ağaca çıkmaya zorlayamazsınız. Bir kuşa denizde kulaç atmayı öğretemezsiniz. Yengece düz yürümeyi öğretemezsiniz. Balık kuşa sevdalanmıştır ama nerede yaşayacaklar? Bu bir sorundur. Onun için aziz kardeşlerim, yapmış olduğumuz çalışmalar bizden çok uzakta olanların hayatlarında bazılarında karşılık buluyor. Ama kendi insanımızda nedenini çözemediğimiz sebeplerden dolayı kendi kardeşlerimizde yeterli bir karşılık olmadığı kanaatindeyim. Takip ediyorum, gözlemliyorum. Daha hayırlı bir iş yapıyor mu? Daha hayırlı bir iş yaptığına da pek şahit olduğumuz kimse olmuyor. Yani sürekliliği olanlardan bahsediyorum. Bu sefer çağın en ciddi sorunu gündeme geliyor. Resulullah'ın ashabını uyardığı bir konu. Vehin hastalığı. Vehin hastalığı nedir bilir misiniz diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nedir ya Resulallah? Vehin hastalığı diyor. Ölümü unutmak ve dünyaya aşırı bağlanmaktır. Yani lakayt bir hayat yaşıyor insanların büyük bir çoğunluğu. Allah'ın dinini, davayı, mücadeleyi çok ciddiye almıyor büyük bir çoğunluk. Memur mantığı içerisinde günü dolduruyor. Günü tamamlıyor, zamanı öldürüyor. Akşam olsun, yemeğe de olsun. Ömür böyle planlanmamalı. Yani her gün bizi Allah'a yaklaştıracak bir amelimiz olmalıdır. Bizi güzelleştirecek, bizi insanlığa faydalı kılacak, bizi ümmetin bir parçası yapacak, bizim istediğimiz amelle tağutun, zalimin bir planının bozulacağı, tedirgin olacağı amellerimizin olması lazım aziz kardeşlerim. Ondan dolayı belki herkes hoca, alim, kanaat önderi olmayacak. Ama her mümin davasının yılmaz bir eri, mücahidi olmak zorundadır. Hangi işi yapıyor olursanız olun, hangi mekanda,
hangi coğrafyada, hangi konumda, hangi yaşta olursanız olun, bu işin olmazsa olmazıdır. Bu sefer yaşadığımız hayat dinimiz olmaya başlıyor. Aslında din de biraz budur. İnsanın yaşadığı dinidir, dini de yaşadığıdır. Yani bir paradoks değildir. Yani senin lafsı iddiaların değildir, hayata koyduklarındır, yansıttıklarındır. İnsanın davranışları sözlerinden etkilidir, önceliklidir ve esastır. Bazı duygularınız vardır, açığa çıkartmamışsınızdır. Günaha dönüştürmediğiniz sürece o umulur ki kiramen katibin melekleri tarafından olumsuz anlamda yazılmaz. Ama iyiye yönelik, hayra yönelik, salihata yönelik bir niyet oluşturduğunuzda o niyeti gerçekleştirme gücünüz oluşmasa bile bu niyet sizin müsbet hanenize sağdaki melekler tarafından yazılmaya başlanıyor. Ondan dolayı kardeşlerim, birbirimizi teşvik etmeliyiz. Birbirimizi beslemeliyiz. Birbirimizi geliştirmeliyiz. Birbirimizi ileriye doğru, sırat-ı müstakime doğru, cennete doğru taşımalıyız. Kardeşlik, müminlik bunu gerektirir. Ben burada hadis okumaları dersimizin son konuşması olarak burada sözümü tamamlamak istiyorum. Coğrafyada bu formatta pek fazla ders yapılmış değildi. Hamdolsun Allah lütfetti. Bunun Allah katında bir ameli salih olmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Çok güzel dönüşler oldu. Çok güzel. Allah'a hamdolsun. İnşallah Resulullah o güzide ashabıyla buluşuruz da onlarla bir oluruz da onların arkasından öğrendiklerimizi onlarla birlikte tekrar beraber nimet yurdunda yaşarız. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin cemiyen kardeşim. Bu dersin formatında normalde soru yok. Ama son bu formatta son ders olması hasebiyle sizin sormak istediğiniz bir şey varsa konu bağlamında belki bir iki soru alabilirim kardeşler. Hocam konu bağlamında değil de haftaya cuma günü ne ders olacak? Sürekli olarak bir ders olacak mı? Yani, işte büyük ihtimalle kavram dersi olacak inşallah. Yani boşluk oluşturmayı düşünmüyoruz. Hocam bu siyerle tefsir birbirleriyle bağlantılı mı? Hadis. Tabi ilişkili. Şimdi siyer genel anlamda Resulullah'ın hayatını anlatır. Hadisler ise, bu arada ben aslında bu hadise bakış açımız, sünnete bakış açımız, bunlarla alakalı müstakil derslerimiz var. Saatlerce ayrı ayrı başlıklarda yaptığımız. Onun için çok girmedim teknik ayrıntılara. Şimdi Allah Resulü aleyhisselam doğal olarak o hayatın içerisinde
ne yapıyor? İnsanlara dini öğretiyor. İnen ayete göre, yaşadığı tecrübeye göre insanlara bir şeyler anlatıyor. Onun için hadis konusunda ilmi anlamda, usul anlamında birçok alt başlıklar var. Benim bu arada hadis usulü dersim de var video kayıtlarının içerisinde. İlgi duyanlar oradan takip edebilirler. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 hafta falan süren bir hadis usulü dersimiz var. Onu da oradan takip edebilirsiniz eğer ihtiyaç hissederseniz. Yani hadislerle siyerin tabii ki iç içe olduğu yerler var. Peki ben burada oturumu kapatıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.